bir tırmanma senaryosunu tetiklemeyecek oranda bir İran'a yönelik bir harekat düzenlemiş zaten oldu. Zaten aşırı sağcı işte Ben Giver'ın paylaşımı da çok manidar olmuş tam da o noktada, değil mi? Tek kelimelik evet, bir paylaşım öyle. Yapmış zayıf diyerek. Zayıf, aynen öyle. Bu size biraz önce bahsettiğim kabine içindeki farklı görüşlerin dışarıya bir iz düşümü aslında o tamamen. Fakat bu işin olumlu tarafı ve İran'dan yapılan bu sabahki açıklamalarda aslında tamamen bunu teyit ediyor. İran hatta ve hatta bunun bir balistik füze saldırısı olmadığını söylüyor. Çünkü onlar bakımından iki husus önemliydi. Bir kere tabii bir sivil zayiat olmaması her ülke için önemli olduğu gibi İran için çok önemli. İkincisi nükleer tesislerinin uranyum zenginleştirmesinde rol oynayan tesislerin vurulmaması çok büyük önem taşıyordu. İran'ın da bir şekilde İsrail'e karşı kendi savunmadaki caydırıcılığını devam ettirebilmesi önemliydi. O yüzden İranlılar biz balistik düzeyde vurulmadık diyorlar ama İsrail tarafından yaptığımız açıklama, gördüğümüz açıklamalar tam tersi. Bunun hani bir balistik füze saldırısı olduğuna işaret ediyor. Ama her halükarda İran bu noktada artık bir ileri gitmeyeceğini sabah ifade etti. Bu hem hani bölgede durumu yakından takip eden ülkeleri yatıştırdı. Piyasalarda keza buna olumlu tepki verdi. Bu işin iyimser olarak yorumlanabilecek boyutu. Şimdi gelelim. Ama bir araya girebilir miyim çok kısa? Tabii. Şöyle. Ama bununla birlikte hani zayıf ve hani belli bir kontrol içeren bir karşılık bu. Fakat yine de İsfahan'ın seçilmesi aslında verdiği mesaj açısından da güçlü bir yanıyla da, değil mi? Çünkü nükleer kesinlikle silahların konuşlandığı tabii yerler, nükleer faaliyetlerin. Yani nükleer silah değil ama nükleer zenginleştirmenin yapıldığı Natanz tesisi var orada. İsrail'in bu hedefi seçmesi tabii ki herhangi bir tesadüf değil. Burada verilmek istenen çok net bir mesaj var. O mesajda İran ne yaparsa yapsın, biz bu tesisleri istediğimiz zaman vururuz mesajı. Ve zaten biraz da onu anlatacağım. Hani orta vadede bizi neler bekliyor senaryosunda bir parçası bu. Çünkü maalesef uzun yıllardır İran'la İsrail arasında devam eden ve bizim vekalet savaşı olarak adlandırdığımız senaryo sonrasında onu yeni bir boyuta geçti, bir eşik atladı. O eşik de İran'ın bu kez geçmişte kendi Hizbullah gibi vekil güçleri üzerinden İsrail'e saldırıları organize ederken ve İsrail'de karşı tepkisini bu vekil güçleri vurarak gösterirken gerek Suriye'de gerek Lübnan'ın güneyinde artık şimdi yeni bir senaryodan bahsediyoruz. O yeni senaryoda İran'ın ilk kez kendi toprakları ve dolayısıyla egemen kararı ile İsrail devletine saldırması, saldırmayı tercih etmiş olması senaryosu. Ve bu da hani bazı yorumları okuyorum. İsrail, İran bu kararı alırken hani İsrail'e fazla zarar vermemeye yönelik bir senaryo üzerinden bu harekatı tertipledi diye. Ben çok fazla katılmıyorum buna. Evet, zayiat çok az oldu. Çünkü gerek İsrail'in füze savunması ama gerekse aynı bağlamda İsrail'e yardımcı olan Amerika, İngiltere hatta Ürdün gibi ülkelerin beklenmedik şekilde ve hızda devreye girip aslında İran'dan gelen bu füzeleri ve SİHA'ları engellemeleri suretiyle aslında İsrail'e zayiat çok düşük kaldı. İran'ın niyeti yani o kadar da böyle bir hüsnü niyet üzerinden değerlendirmemek lazım. Şimdi böyle olduğu için ve artık bir iki devlet arası sıcak savaş senaryosundan bahsetmek gerekiyor. Bugün itibariyle neyse ki diyeceğiz tabiatıyla bu eskalasyon artık devam etmeyecek. Bunu söyleyebiliriz. Ama bu sarsılan fay hatları yeni bir döneme işaret ediyor.
O dönemde İsrail ve İran arasındaki ihtilafın artık doğrudan iki devlet arasında ve belki bazıları için yaşamsal olarak adlandırılabilecek bir ihtilafa doğru evrilmesi. Burada da asıl büyük mesele ve zaten Natanz olmasa bile İsfahan'ın hedef alınmasında temel verdiği mesaj bu. Asıl büyük mesele İran'ın nükleer programı olacak bundan sonraki vadede. Şimdi İran'ın nükleer programına uluslararası toplum, Türkiye'de dahil olmak üzere hep bir diplomatik çözüm bulma arayışında evet. oldu. Ve şu ana kadar da işte JCPOA'ya ortak eylem planı olarak adlandırılan program dahilinde İran'a bazı sınırlamalar getirilmişti. Ama bu yapılırken bir yandan da İran'a yönelik sertlik, yani bunun bir askeri müdahaleyle bu tesislerin yok edilmesini sağlayacak şekilde bir askeri müdahaleyle bu sorunun üzerine gidilmesini de savunan bir İsrail vardı. Bugüne kadar İsrail'in bu argümanına karşı uluslararası toplum dirençli durup bu diplomatik çözümü ortaya koyabildi. Ama bundan sonra İsrail içerisinde de bu sertlik yanları zemin kazanacak. Çünkü İran artık doğrudan İsrail'e saldırdı ve bu kolay kolay unutulacak bir hadise değil. O nedenle İran'ın nükleer programı Orta Doğu'nun istikrarı bakımından artık çok daha büyük bir istikrarsızlık kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Ve maalesef bugüne kadar yürütülen diplomatik müzakerelerin belki de zarar verecek şekilde askeri çözümün daha fazla konuşulacağı bir döneme giriyoruz. Yani bu belki yarın olmasa da önümüzdeki yıllarda İran-İsrail ihtilafının temel dinamiklerini belirleyecek olan ve yeniden bir askeri çatışma seçeneğini ortaya çıkartacak olan temel husus bu. Evet. Bir de bugünden görünen, yani sizin anlatımınızdan yola çıkarak söylüyorum. Demek ki İran üzerindeki baskı daha çok artacak. Bir de Gazze dolayısıyla hani o Batı'nın, özellikle de Amerika'nın tepkisini çeken, hani tırnak içinde söyleyelim. İsrail bugün itibariyle de son derece hani kendine güvenini tazeleyen bir yanıyla da, değil mi? Evet, o da üzüntü. Yani aslında bu İran-İsrail ihtilafının maalesef en büyük kaybedeni Filistinler ve Gazze halkı olacak. Refah çünkü öyle değil mi? Uzlaşma olmuş gibi görünüyor. Evet, öyle. Yani bugüne kadar İsrail'in insanlık dışı politikalarından eleştiren, Türkiye başta olmak üzere ama tabiatıyla dünyanın çeşitli bölgeleri, ki bunların içerisinde Batı ülkeleri de dahil. Evet. Amerika'da mesela Amerika-İsrail ilişkisi de oldukça eleştirel bir boyuta evrilmişti. Ve bunu açıkça artık telaffuz ediyordu Amerikan yönetimi. Ama İran'ın İsrail'e saldırmasıyla İsrail şimdi bir anlamda bir dayanak kazandı. Ve bunu da İran'la bir tırmanma yerine Gazze'de muhtemelen Refah'a saldırı için kullanacaktır. Saldırırsa eğer, ki ihtimal arttı, gelecek tepkiler daha ölçülü olacaktır eskiye oranla. Peki, bu yaşanan krizden dolayı Batı'dan gelecek tepkiler. Bunu da herhalde altını çizmek gerekiyor. Çok teşekkürler Sinan Ülgen.